De pasta. Hepsini tahmin ederiz uzun. Oh. Ya açamıyorum. Ben ambulans gelmeden masadan kalkmıyorum. Pirinçler şişti içimde. Ama bir noktadan sonra mide bulandırabilir ha. 3 yetimin hakkı var. TC'ne baksana bir. Yemin diyor sürekli. Herkese merhaba. Yepyeni bir dünya rekoru denemesiyle karşınızdayız. Daha önce biz bu ekip 10 kilo baklava yedik, 10 kilo pizza yedik, 10 kilo lahmacun yedik. Şimdi dünya midye yeme rekorunu kıracağız. Konuklarımız geliyor. Zaten Türkiye'de daha fazla yemek yiyebilen birini bulamadık. Tuna Tavus geliyor. Önceki bölümümüzde... Tuna Tavus hala kilo almamış. Şampiyonu şu an birazcık kilo almışız. Almış mı? Biz fark ediyor mu ya o kadar? Ne haber Tuna? Ya abi sen nasılsın? İyidir. Tuna çok yiyecek ya. Tuna'ya ben bir şey sormuyorum. Ceren geliyor. Ceren ne haber? İyiyim. Sizi yan yana görünce ben hep gülüyorum. Geçsene yanına. Ceren gündelik hayatında bu kadar yiyor mu acaba? Yoksa sadece böyle durumlarda mı abanıyor sadece? Çünkü çok zayıf. Abi bir videosunda ben anlatıyorum böyle bir evde salata falan yiyorum falan diyordu ya. Ha yemiyormuş. Yanlış böyle değilse. Etkinliklerde yiyebildiği için yarışmaya marışmaya giriyor, tokatlıyor, çıkıyor. Abi ben salata tamam, falan yiyorum dediğini hatırlıyorum. Gerçekten komik görünüyor. Bugün oğlum benim bir arkadaşım vardı. Biri böyle yiyordu, kusturuyordu ama kendine. Ya, o, bu arada çok kötü bir şey öyle sakın. Çok tehlikeli bir şey. Aman diyeyim ölüme kadar götürüyor da. Mete geliyor. Mete de Ceren'in çocukluk arkadaşı. Mete kim? Yemişler hayatları boyunca. Mete ben de yerim dedi. Ama başvurun haberim yok. Ben ondan habersiz başvurdum. Ha habersiz başvurdum. Hiç haberi yok. Ne kadar iddialıyız hocam? Ya ben o 310'u falan geçerim tamam. 310'u geçerim diyor. Bir dakika şimdi daha önce 2015'te Midyeci Ahmet'te bir dünya rekoru kırılmış. Kaç kırılmış? 310 tane midye yenmiş. Sonra... Ben kafadan zaten 150 yiyorum. Ama 300'e çıkamam ya. 150 de kusuyor gibi oluyorum şu. 2018'de tekrar bir yarışma yapılmış. Araba ödüllü bir yarışma yapılmış. Oradaki rekor 284. Tuna bence 2'ye katlar. Ceren de 2'ye katlar diye düşünüyorum. Mete'yi göreceğiz. Gelin abi gidelim. Önce tartılalım. Sonra midye... Oğlum bir midyenin içinde kaç gram pirinç var? Kaçtır oğlum? Taş çatlasın. 10 gram mı? Ya 10'dur ya 12'dir. Hani midyesine göre değişir. Gelecek ve dünya rekorunu kırıyoruz bugün. Ben sonra Ahmet abiyle konuşacağım. Kazanana bir araba ayarlarız. Ama ben bunu bilmeden geldim. Ben iddia üzerine 280 tane yemiştim. Arkadaş ortamında para kalmadı yiyemedim dahasını. Bir götünden attın gibi Razıko ha. Geldim. Biraz hırslandırmam lazım kendimi 5 dakika içinde. Hırslandım mı? Hırslandım. Tamam. Bu arada tartılmaya geçmeden abone olun. Daha çok yarışma videosu beğenmeyi unutmayın. Hadi geçiyoruz. Aynen. Fertifobimi de yendim. Mutluyum. Evet. 47.80 kilo çıktı Ceren. Kaçtın? 45'tin en son. 45'tim. Gelmeden yedin. Kahvaltı ettim ben arkadaşlar. Şimdi ben boş mideyi yiyemiyorum. Biz et demedik sana. Lütfen bak kaybedersen bunun sorumlusu ben olmayayım. Kesinlikle sen değilsin tamam. Yani. Mete'yi alalım. Tadı neye benziyor? Yiyenler bir söylesin abi. Midyenin tadını anlatamazsın. Buyurun. Kaç geliyor? Evet. 83.35 geldi. Ben bir gariban tartılışı yapayım mı? En zayıf benim çünkü muhtemelen. Ah almışım 71. Biraz. 68.40. Bir tık daha almışım. Sabah 65'tim. Buna geliyor. Deneyeceğim mi bunu? Ben bir deneyeyim ya belki tartar. Tartmadı. Error veriyor. Bunlar 150'den sonrasını tartmıyor ya. Bu tartmadı. Gel abi tartara. Hayır lan pilav yemiyorsun bir de dolmadı o kadar. Oo. 153. 153'lerde gidip geliyor. Kontak bayağı 500'ü rahat geçer 3'ü de. Hadi bakalım. Ya ne düşünüyorum? Biraz Spider-Man'in sızdıran sahnesi abi buyur. Siktir lan açmam lan ben onu. Yapma öyle bir şey hayır. Manyak mısın amına koyayım? Heyecanlıyım açıkçası. İlk kez yarışmadayım. Bu yarışmanın öbürkülerinden farkı midye konusunda kendime çok güveniyorum. Ben mideyi... He? Burada. Kardeşim sana ikili zahmet verdim ya. O nasıl bir çiğ yeme arzusu oğlum? Ama yenir ha. Yenir. Yenir. Eline sağlık kardeş.
Hiç o kadar yeme adına zorlamadım. Keyif için yemişliğim var daha önceden. Tadını beğeniyorum. 300-350 gibi zorlayacağım. Belki daha fazla da olabilir. Rakiplerim hakkında zaten bir tanesi ezelden tanıdığım bir arkadaşım. Bunlar da arkadaş olduğumuz için beni rakip görmesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum kaç tane yerim de 400 tane belki yiyebilirim. Şimdilik bir iddiam yok, bakalım ama. Çok eğlenceli bir kapışma olacağını düşünüyorum. Ben acıktım ya. Kahvaltı etmedim. Bunun 500 tane ya da 600 tane yemesi 300 tane yememe eşit mi sence Orkun? Ay bak. Bak şu gitmez abi. Nerede o görüntü? 500 tane ya da 600 tane yemesi 300 tane yememe eşit mi sence Orkun? Abi indi füme değil o, bayağı tavuk salam gibi bir şeydi. Bir de yanında su. Yarış hocalarımız geliyor. Herkes yerine otursun lütfen. Buyurun, sizin için böyle namı değer çok güzel önlükler hazırladık. Hemen bağlayayım. Bunları bebek önlükçüsünden ya yaptırdık. Tuna Bey. Rahat mıyız? Biraz yamuk durdu sanki. Heh, tamam. Gel babuşum sen de. Arkadaşlar kurallarımız 50'şerlik midye kovaları gelecek. Kucağınızda bir çöp kovası olacak. Yedikçe atacaksınız. Zaten bir süre sonra yiyememeye başlayacaksınız. Vallahi ne kadar hızlı yerseniz bence o kadar avantajlısınız. Suyumuz var, ayranımız var, limonumuz var, peçetemiz, her şeyimiz var. Ne isterseniz ben getiririm size. Üstüne istersen yanda baklavacı var. Üstüne baklava da getiririm sana. Hiç sıkıntı değil. Bir 5 kilo da baklava yiyebiliriz yani üstüne. Vallahi niye olmasın? Midyeleri herkes kendisi açıyor bu arada. Bunlar boşlarımız. Bunları koynumuza alıyoruz. Karnabahar evet, abi, karnabahar yiyemiyorum. 3, 2, 1, başladık. Aile dünya rekoru. Ya açamıyorum. Güzel miymiş? Oy, çok güzel, canım çekti ya. Her kutuyu 50 taneden sayıyoruz. Çünkü her kutuda daha önceden sayılmış 50'şer adet midye var. Bu arada midyeler bayağı büyükmüş. Şöyle göstereyim. Nasıl gidiyorsun hocam? Gayet iyi. Kafayı zaten iki kere daha çevireceğim. 300 tane yemiş olacaktın o yani. Tuna bence sen hiç uğraşma. Kabukla at ya. Yiyle olmasın. Yiyen de olmasın. Benim alayım. Ben 20 tane yedim bana. Yedin 20 tane. Yedim. Aa ne çabuk. Sen de yemişsindir 20 tane. Trotus arkadaşıyla barıştı mı ya? Bunlar bir küçülmüştü değil mi? Tuna boğulmazsın değil mi ha? Yok, pirinç kaçtı ya. Tuna boğulursa ben Tuna'ya o şeyi yapmaya çalışırken muhtemelen benim belim kırılır. Neyse deneriz ya. Elimden geleni yaparım Tuna boğulursan seni kurtarmak için. Teşekkür ederim. Yok biz... Ceren de iyi. Biz Instagram'dan konuştuk hani 3vs1 atacağız diye. Tamam dedi. Kaldı. Sayı olarak şu an Ceren'le Tuna çok yakın, Mete birazcık geriden geliyor gibi geldi bana. Rakibin tabağına bakarsan olmaz, moralim bozulur. Elimden kayıyor, elimden. Ceren'in ilk kovada böyle son 6-7 tane kaldı. Ceren Tuna da hızlı gidiyor. Açmak da çok önemli. Midyenin en zorluğu noktalarından bir tanesi midyeyi açmak. Eller kayıyor çünkü. İlk kovanın ilk 50 tanenin son üçünde Ceren. Şey hemen ya. İkinci kovamız geliyor. İkinci 50'ye geçti. 51'den devam ediyor Ceren şu an. Bir şey söyleyeceğim. Bu midyeci Ahmet mekanın içi mi? Nasıl yani? Yani midyeci Ahmet mi burası, şu kokoreç mokoreç falan? Ha evet, evet evet. Oğlum nasıl bir ortam lan burası? Bu adam zaten bir numara diyebiliyorum ben şey olarak. Allah Allah. İkinci 50'ye geçti. 51'den devam ediyor Ceren şu an. Ceren iyi gidiyor. Peki tıkanacak mı Ceren? Asıl tıkanacağım soru. Tıkanacağım muhtemelen. Çok iyi yiyor ya. Bayağı hızlı yiyor. Seni fabrikasyona bağladı. La bitmedi mi ilk kova? Yok vallahi bitmedi ya. Senin bitti mi? Bitmedi de. İnsan iştahı kapanıyor başka birinin bu kadar güzel yemek yediğini görünce. Ceren 2'nin de yarısına geldi ha. Bu açma işi sıkıntıymış ya. Ben kırıyorum açarken bakalım şöyle. Helal Tuna. Ben neden geçen seferden sonra bir daha lahmacun yemediğimi şimdi anladım. Niye? Abi 500 kere geğirdin. Lahmacun yiyorsun, sana bakarak geğiriyorsun. Fark etmemişim ya. Allah'ım çok kararsın. Dinlensen mi yoksa? Ama şişecek de gibiyim. Bir 10 tane daha yiyelim dinle. Ya sen dinlen. Yüze çok yakın Ceren. 90'larda şu an. Sen de kaç hocam? Bu ikinci kova mı? İkinci kova. 100 olur. 100'e kadar hala çok normal her şey. Daha Tuna'nın var. Ceren şu an en önde gidiyor. Bak Orkun şu an yüksek ihtimal bir yandan yiyip yiyip sürekli aç kaldım diyecek. Sen aldım. Hop bitti mi? Bunu veriyorum. Ver.
101'de Ceren. Evet, Tuna gerçekten açmakta zorlanıyor. Durdun mu sen? Tuna'yı bekliyorum. Tuna seni bekliyor. İlk defa bekliyor seni gerçekten. Bekleme, ben ambulans gelmeden masadan kalkmıyorum. Evet, ikinciyi bitirmek üzere açmayı çözdü Tuna da. Sen kaçtasın bu arada? Ben hala ikinciyim ya. Sen şu an 80 falansın muhtemelen. Burada bir 110 görüyorum. Burada bir yine bir 90 civarı burası. Ne? Harbi gider ha. Ekmek arası yapacağım bir de bunu. Abim gider abim. Bak. Ey yarasın be. Bu arada kukuret seven herkes bunu denemek ister ya. Evet. Yani, denemek istersin nasıl olur diye. Oh. Arkadaşlar şimdi bu böyle yenir. Ama yenmemesi gerekiyor. Olması gerekeni gösteriyorum size. Allah Allah! Bu arada Midyeci Ahmet'in midyeleri güzel ya. Abi nerede var şubesi? İstanbul'da şeyde vardı ya. Nereydi la? Beşiktaş mıydı? Ben hatırlamıyorum. Çok bilmiyorum semti de. Beşiktaş Çengel diyorlar. Çengelköy'de var. Cheat meal ne zaman benim? 6 gün falan kaldı. 6 gün sonra midye ile bozuyorum öğlen öğünümü. Gideceğim ben. Doluyorsa eğer. Evet, yiyemiyorsun. Kenarlara tıkıştırmaya başlıyorsun. Evet, biliyorum onu. Tuna da bitirdi. İlk yüzünü yetişiyor. Yetişsin. Oku, ne yapalım? Ceren 250 yersin. Olsun, şunlarla zor yani. Büyüklü küçüklü ama herkes de eşit yani. Sana özellikle çok büyük verdiklerini zannetmiyorum ama bazıları gerçekten çok büyük. 6 gün sonra görüşürüz abi. Stringin de oğlum ya. Bırakın rahat rahat yiyeyim. Bunu mu, harbi bunu mu hesapladınız? Gelin lan tamam gidelim hep beraber. Ama kovarlar lan biz oradan. İzdiham bir şey olur falan. Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. 6 gün sonra ne olur gidip de orada beklemeyin. Ya gitmem bitmem size yazık olur. Sadece fikir olarak söyledim bunu. Vallahi kıyamam ha. Sonra sövmeyin arkamdan. Ben ağaçıyı tehdit ettim, küçük koy dedim. Bir yandan limon sıkıyorum adama, bir yandan diye bir ses geliyor. Bir şey oldu arkadaşlar. Pirinçler şişti içimde. Tuna sende bir böyle bir doymuşluk gibi bir his ya da yakın bir his bir şey var mı? Yok. Bu üçüncü kovanın yarısı 125 falan bence bu. İlla yerde yiyelim. Tuna ile Ceren çok yakın gidiyorlar zaten. Üçüncü kovanın aynı yerlerindeler. Senin iki bitmedi daha. İki bitince 100 olacaksın sen. İnşallah. Biraz heyecan mı yaptın Ceren? Oğlum şu var ya şu. O midye. İşte midemi çok bulandırdı. Çok değil, ben de onu anlamaya çalışıyorum. İptal. Hayırdan hızlı başladım arkadaşlar. 2 dakikada olsa Tuna'nın önündeydim. Bir şey diyeceğim, çok iyi başladın. Çok iyi gidiyordun. Şimdi birazcık bir duraksadın ama hala sıkıntı yok. Bence şey yaparsın. Şimdi harbi canavar yalnız ha, bak. Bir kere kamburum çıkıyor, kamburum. Evet, normal. Ben kaçıncı kovada olduğumu unuttum ya. Tuna peki böyle absürt şeyler yemeyi seviyor musun? Ne bileyim, asfalt, çiğ şeyler, donuk şeyler. Mesela benim hanım donuk mantı yer, donuk kıyma yer, donuk börek yer. Ben mesela şöyle cheesecake alıyorum, hiç dilimlemiyorum. Çatal ortaya saplayıp kenarlarını ısıra ısıra bitiriyorum. İyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun. Psikolojik. Düşünme, midye yemiyorsun. Her yediğinde farklı bir şey yediğini düşün. Çok sevdiğin, çok beğendiğin başka bir şey yiyorsun her seferinde. Şimdi bir dakika, bu 150 mi oluyor? Senin de 150 bitiyor aynı şekilde. Benim daha 100 biter ya. Ceren, senin yediğin midyeler bundan büyük mü, küçük müydü? Bundan büyükler de var, küçükler de var. Şey diyeceğim, Ceren'in yediği hepsi seninkinden büyüktü biliyor musun? Hayattaki şansım bu benim. Baksana abi, bu herkesin elinde büyük yani. Bak. Bitti mi hocam bu? Evet, Mete'nin 100'ü bitti, ikinci kovası bitti. 101'inciye geçiyor. Daha gidemez. Mete maksimum 130. Üçüncü kova bitti. 151'inciye geçiyor Tuna şu anda, bu çöp kovamız. Ceren de bitirmek üzere. O da 151'den devam edecek bu kova bittikten sonra. Yani 150 tane yedi ikisi de şu ana kadar. Ben herhalde hala Tuna'yı bekliyorum. Mete 100 tane yedi. Gitmiyor artık. Sen 101'e geçemedin. 150 diyordun. Geçemedim daha. Ne oldu ya? Ye mi kendini? Vallahi düşünüyorum ama... Mete saçma sapan konuşma, ye. Sen düşünme Ceren, sen ye. Mete bayağı acıkıp gelmiş gibi bir durumlar var. Mete bayağı keyfini yani çıkardı gidecek ya. Bir tokluk hissiyatı, bir midede bir şişkinlik, bir pirinç yedim ben, bir hissiyatı var mı? Ne var? Son nefesimi verene kadar o mide yenecek. Ya benim mesela böyle bir iddiam olamıyor. Ben son nefesime kadar yiyemiyorum yani. Ben bir yerde tamam, benim iç organım diyor ki artık bir lokma daha gönderirsen çatlıyoruz diyor. Ben gönderemiyorum. Senin zaten buradan kalkınca şeklinden de belli oluyor. Şöyle bir şekle giriyorsun sen, yamuluyorsun artık. Yiyecek yerin kalmıyor yani. Benim için bitmiştir. Yok yok. Vallahi bitmiş. Değil mi?
Soğancı Osman demiş ki yemeden önce yerim diyorsunuz ama başlayacağız. Hep öyledir zaten. Bir tane daha yersem çatlar. Evet, Mete patates oldu. Mete'yi kaybediyoruz. Ben yeni kova alabilir miyim? Hemen sana yeni kova geliyor. Teşekkürler. Ceren'in 150'si bitti. 150'nin üstüne devam ediyor. Kaç para orada midye? Tuna da 170'lerde falan. Burada yani biraz daha pahalı tabii. 1 lira değildir herhalde. Şunu yemiş. Ya en son ne kadar oldu bilmiyorum da şey dışarıda sanırım birinde 3 lira falan ne yapıyor? Oha! 3 lira falandır. Ama şu an 4 bile olmuş olabilir belki. Gerçi normal. Seyyarda adam 1 liraya 1,5 liraya satıyor. 2 liraya satıyor boyutuna göre. Küçük midye dostlar midemizde böyle dap 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 geziyorlar şu an. Ben nasıl alırım ya şu anda? Onu ben de ayıkamadım. Bence sana çok büyükler denk geldi. Birazcık bir şans faktörü var ya. Şimo ayıp ama. Ayıp denen bir şey var oğlum. Hayır bırak. Neyse biz bir dahakine Tuna ile Ceren'e acı yedireceğiz. Tuna'nın acıyla arası hiç iyi değilmiş. Bakalım. Dedik ki bir tane de hurda araba verelim. Bir dakika yani Tuna'ya o bizim acıdan şey mı veriyor? Karabiber var bunun içinde ya. Karabiber vardır. Ben çok gıcık olurum karabibere. Şu an bu mideleri yakalayan geminin tadını alıyorum. O kadar bütünleştim şu an deniz mahsulleriyle. İyi misin? Çok iyiyim ben. Çok iyi duruyorsun. Çok iyiyim. Bu arada aranızda gerçekten 15-20 tane fark var. Harbiden midem küçülmüş. Yemek yiyemiyorum ya. Olsam hissiyatım değişmiyor Orkun. O da muhtemelen doydu artık ama ayak yapıyor bence. Tuna hayatında doydu mu? Bundan çok emin olmadığım için. Yorum yapamadım ya. Tuna lisede kaç kiloydun? 160'ları gördüm bir ara lisede. Lisede bu kadar yiyor muydun? Yiyordum. Bir öğle öğünün neydi lisede? Çok bir şey yemiyorum da akşam bilgisayar başında yiyorum. 5-6 tane pizza söyleyip yiyordum. 5-6 tane pizza söyleyip yiyordum. Yarasın. Bence bu bir atasözü gibi bir şey. Günde 10 litre Abi sabah yaş içiyor mu katıcılıkla öyle yapıyor mu? Yaş? Ya, evet. Ya. Yok şu an içmiyorum. Zaten bir o kadar içecek kadar şeyin üzerine döküyoruz zaten de. Eskiden ketojenik yaptığımda spordan önce bir su bardağı yağ içiyordum. İçiyordum. 10 litre. 10 litre sıvı tüketemezsin ya. Ben falan 20 litre su içiyorum hani. Günde 20 litre. Afiyet olsun abi. Ben 5 litreyi 2 günde içiyorum yani. Ben de günde 5,5 litre falan içiyorum ama. Ben de az içmiyorum. Sen de çok içiyormuşsun. Ya o suyun ben mide genişlettiğine inandığım için öyle adapte ettim. Kendimi hep 5,5 alsa ileri içiyorum. Mete daha fazla yiyecek misin? Tamam. Abi o zaman seni alıyoruz buradan. Şampiyonlara bırakıyoruz masayı. Final etabı burası 197 hatta tam. Buralarda 170 civarında. Ama ben Ceren'in sonra da... Ya ben her videoda Ceren'in son hallerine çok üzülüyorum. Vicdan yapıyorum ya. Üzülüyorum. Haydi Ceren. Sen son 10 dakikadır hiç yedin mi? Yedim ağzında. Hayır yok ağzında duranlar var ama yeni yedin mi? Şimo. Beynim midye 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 diyor sürekli. 200'üncüyü bitiriyor. Tuna'nın yeni kovası geliyor. Bak rekoru kırarsa ben Tuna'yı yanında baklavacı hayır bir de yiyememesinden de geçtim. Bak midye midesini bulandırdı onun. Yiyeceğe götüreceğim. Ya bizi götürmeyecek misin Okun anlamadım ya. Sen yiyeceksin mi baklava? Yiyeceğim. Benim derdim başka bir şey yemek şu an. Tamam ya tamam o zaman götürürüz ayıp ediyorsun. Evet Tuna geçti. Artık 5. kovaya 201. Yuh. Bir şey diyeceğim. O 2018'deki adam mümkün değil 20 dakikada 310 tane yesin boyutlar buysa. Ya boyutlar farklıydı ya sürede başka bir şey vardı. Yok artık. Var ya. Ben bir su daha alabilir miyim? Ben bir tane daha midye alayım ben. Sen spor yaptın geldin. Oha 6 ay. Of çok kötüyüm ya. Bak öncekine bak sonrakine bak. Ceren bence daha fazla yemen sağlıklı mı senin? Ya bana yüzümü yıkamak için gelmedi arkadaşlar çünkü yıkamak için şöyle yaptım. O sırada tekrar doymamayacağımı hissettim. Gel biz seninle oturup Tuna'yı izleyelim. Olur. Tuna sende nasıl? Bir hissiyat olarak bir doygunluk bir şey var mı sende? Yok devam. Sıfır mısın lan hala? Devam. Şurada bir sanıyorum bu bir sanat eseri ya da bir NFT projesi. Otobüs suyunun içerisinde yarım midye duruyor. Ne demek o? Elimden kaynıyor. Bak ben Ahmet abi ikna edeceğim o arabayı alacağız. Ne oldu? Ben de yiyorum bir yandan Tuna haberin olsun. Ahmet abi görüşürüz, şimdi bak senin edin. Rekoru kırıyoruz. Ceren de kırıyor 310'u. Tuna da kırıyor. İki tane araba istiyoruz senden. Artık ne koparsa gönlünden. Nissan Micra istedi bak Ceren. Ne yazdı lan orada? Yayın 05'li hurdadan altın çıkarma. Diyoruz senden. Artık ne koparsa gönlünden. Nissan Micra istedi bak Ceren. Tuna'ya biraz daha büyük bir şey lazım. Fark etmez abi ya. Ya orada olmayı çok istiyordum ben ya. Senin rekor artık 310 değil. Birazdan bitiyor senin rekor. Şimdi kıracak. 300'e çok yakınız. Ne kadar kırmasını istersen o kadar kırarız. 500'e de çıkar Tuna. Tuna'nın ruh halini görmek istiyorum. Ne iyi bir de. Ne kadar daha iyi.
Abi bilmiyorum ki ya. Tamam Ahmet abi, ben arabalar için iletişim kurarım, sizi bağlarım. Sen arabaları ayarlarsın onlara. Anakartta altın çıkarımı izledik oğlum. Ankara'ya dönecek biri Antalya'ya dönecek, arabalarıyla dönsünler. Hadi görüşürüz, bay bay. Çok öpüyorum. Ceren, seninkiler hala çok büyük. Evet ya, 3 yetimin hakkı var. Tuna, sen de ben bir doymuşluk görüyorum ama. Ben açmaktan yoruldum. Tuna, bakayım. 240'larda Ceren'di. Ben mesela midyede şey istiyorum. O bir kültür gibi gerçi. Daha çok seviliyor ama. Hepsini böyle bir tabağın içine, şöyle çukur tabağın içine doldursunlar. Böyle karıştırıp böyle kaşıkla yiyeyim. 180'lerde. Ceren böyle midyeler yedi. Evet, baklavamız da gelmiş. 2,5 kilo. Ha, senin dişinin kabuğuna gider. Sana yok. Ya. Dur. Sarmadım öyle. Sanıyorum Tuna halka dönüşüyor. Bu sesler o yüzden artmaya başladı. Bak kızardı, damarları da çıktı. Evet, halka dönüşüyor Tuna. Sen daha kova alabilir miyim ben? Abi kova daha istiyorsun. İstiyorum. Ulan hangi oyunu? 247 tane yedi Tuna şu an. 250 olacak. Ceren de 201'den devam ediyor. Gel biz seninle Tuna'yı açalım, yesin o ya. 10 tane daha yiyin geleceğim, tamam mı? Bir şuradan bak. Başladığı haliyle şu anki hali arasında hiçbir fark yok ya. Yeme hızı aynı, açma hızı aynı. Peki sek pilav mı, midye mi? Pilav. Kesinlikle pilav. %1500 pilav. Pilav tabii. Annemi istiyorum. Annem de bana çok kızacak zaten videoyu izleyince. Evi de yiyorsun, orada yiyemedin diye. Tuna kaçtasın? 270'lerde falan mı vardı? Ben 5 dakika mola rica ediyorum, ne olur. Tuna yiyorsun yani hala. Afiyet olsun kardeşim. Sana da. Bana pek afiyet olmuyor gibi. Hani Tuna artık yeter, doyu da tatlı yiyelim ya. Ben rekora gidiyorum. Ben kırmadım mı rekoru? Araba lazım. Sanki nasıl lan, rekoru kırana araba mı veriyor? Ben orayı kaçırdım mı? Şey, Midye Camet daha önce vermiş galiba. Yine verirsin falan dedi telefonda az önce. Geyik mi? Ya daha önce bir yarışma düzenlemiş. Onda 310 rekoruyla biri araba kazanmış. Ama şu anda onu geçen araba demiyor. Bir daha yarışma olursa onda da... Ne veriyor acaba araba? Ben yedim yani. Ben daha kötü ne vermiş adam? Araba var mı şimdi araba? Ahmet abi var değil mi araba? Sence ben kaç tane yemişimdir orta? Burada bir 20 tane kalmış. 30 tane yemişsin de. Yani 230 mu? 230'da bırakıyor musun? Ceren tatlıya geçiyor. 243 helal olsun. Vallahi var. Helal olsun. Ceren 243 yedi. Yeter. Vallahi bravo. Çok büyüktü midyeler. Burada kaç tane daha vardır? Sen 275'tesin şu an. Ceren de 237 bu arada. 1.16 vermiş. Tuna'nın bir 10-12 tanesi kaldı, 300'e geliyor. Tuna, zorlanıyor musun peki? Ya daha hiç yesim yok ya, çok baydı içime. Peki lahmacun mu daha zordu, bu mu? Bu daha zor ya. Vallahi. Nasıl kırmayacağım bir rekoru? Kırınca araba gelecek mi şimdi? Ulan yüzünün kuyruğuna geldin. Yani Ahmet abi versin bize Ahmet araba. Hocam bak burada 7 tane var. 293, 17 tane daha yedin mi rekoru kırıyorsun zaten. Tuna'nın tıkanabileceğini hiç düşünmezdim ben bak. Bak yesen yetişen. Bak gaza getiriyor ya. Bunun artık sinyal verildi içeriden. Gönderme dedi. Tuna gerçekten çatlayacak gibi duruyor şu an. 294. Ulan ben 294'e kadar saysam bir saatte sayacağım zaten. İçim böyle midye doldu. Haydi Tuna'yı numara akışı alalım. Of, çok var daha. 10 tane var. Taş çatlasa 10-15 tane kaldı. İstersen bir tokatla öyle devam et. Harbiden şu an kustuğunu hayal ettim ya. O 300 tanesi nasıl çıkar var ya. Ona bile halim yok şu anda. Tuna'nın limitini bulduk ama. 300 midyeymiş Tuna'nın limiti de. Ya lahmacun akıyordu. Bu böyle içim bayıldı. Deniz. Bak zaten şurada kalmış 4 tane. Ondan sonra 10 tane kalacak. Ondan geriye sayalım. Sen taka tuka at 11 tane ya da 311 yapmış oldu hali. Rekorla aynı kalma. Benim de midyeler midemde yer bulmaya başladı ya artık kendine. Çok hazımsızlığım oluştu yani şimdi. İşin garibi, karnın da değil şiş, diyaframın da şişmiş. Buralarım çok şişiyor, buram da sertleşiyor. Lan hocam, daha yemeyeceğim yani, bırakacağım. Bırakacaksın mı? 298'desin Tuna. Zorlamıyoruz 298'le. Bir dakika, rekor kaçtı? 310 muydu? 310 dedi. Oğlum yersin ya, 298 ne ya? Yersin oğlum 12 tane daha be. Yapıyor Tuna. Zor tutuyor kendi. Bence kusmak üzere o.
İleride daha kötü bir kapanış olmaması için zorlanıyoruz. 298, 230, 20, 101, 243 müsün? 243. Ulan 300'e 2 tane kalmış. Harbiden tane ya. Ve buna bak, işin kötüsü bunu izleyince sonra diyecek Mete ki keşke yeseydim. Mete yandan tatlıyı gömüyor ya. Mete gömüyor. Mete. Bak söylüyorum, Mete net keyfe gelmiş abi, bakar mısın? Bayağı alakasız ya video. Baksa ya. Yediğini sanıyor, çatalı boş. Nasıl yiyemedin Ceren, nasıl yiyemedin? Çatalı boş muydun oğlum, bir dakika. Muhtemelen ben de diyeceğim, diyorum zaten. Evet. Nasıl yiyemedin Ceren, yok, kesmişler nasıl onu. Yiyemedin diyorum. Sizleri bir tartalım. Evet, Tuna 298 tane yedikten sonra bir tuvalete gitti geldi. Orada bir kere öyle deme, o çıkarmıştır o birazını. Biraz çıkarma işlemi yapmış kendisi. Evet. O yüzden kilosunu tam doğru ölçemeyeceğiz. Bir tartılalım. 155,5. 2 kilo almışın gibi görünüyor. Kaç kilo çıkmıştır sence? 1 kilo çıkmış olabilir ya. Zaten midyelerde 3-3,5 kiloya denk geliyor. Aynen, 300 aynen. Tanesi. 155,5. Maşallah hocam. Ceren'deki görsel değişimini... Kaç kiloydun sen be? 47. 48'di. 47,5'tu. 50,5 olmuş ama şu göbeği bir görelim. Biraz dön Allah aşkına. Bu böyle bir şey yoktu bu kızda. Burada. İçin dışın bir Ceren. Bu güzel esprili bıçak. 83,35'ti. 100 gram almışsın. Hiç alamamışım. Nasıl evet. 100 gram almış olabilirim? Oğlum o da yemedi mi 100 küsür tane? Tatlı da yedi, su da içti. 100 gram ne oğlum? 83,35'ti. 100 gram almışsın. Hiç şey alamamışsın. Evet, bir şeyden Tuna 300 tane yiyip tıka 243 yedin. Buna inanmıyorum. Daha küçük olsa 500-600 yerdiniz. Bu arada Ceren, sen hiç kendine kötü davranmadın. Mete arada bir tuvalete de gitmiş. Ama sen de 243 yedin. Yedim evet. Mete abi ben teşekkür de... ediyoruz sana da geldiğin için. Siz de ben de varım diyorsanız bir sonraki videoda bu ikiliyle kapışmak istiyorsanız bir sonrakinde çöp şiş yapacağız. Mutlaka aşağıda açıklama kısmına form koyuyoruz. Oraya yemek videolarınızı gönderin, bize başvurun, bir sonraki videoda sizi alalım. Ayrıca Tuna'nın kanalına abone değilseniz hemen gidin Tuna'nın kanalına abone olun. Metamorfoz'dan Tuna Tavus'a değişti kanal ismi. Ceren'e abone değilseniz hemen gidin Ceren'e de abone olun. Senin kanalın var mı? Tamam o zaman. Bu arada fotoğraf makinesi pastaymış. Şimşek ne? Oğlum ne yapıyorsun? Toksik kara sinek o, bırak. Çık. Çık oğlum, bir yandan yemek yiyor bir yandan avlanıyor, amına koyayım, nasıl bir kedi ya. Hadi oğlum. Hadi başarabiliriz. Tamam oğlum. Hadi. Yukarı çık. Yukarı çık, yayındayım. Tamam mı? Sonra hallederiz. Bu kara sinek benim toksik kara sineğim. Hadi. Abi mamalar pahalandı kedin, evet ya. Pahalanmış. Valla ben bu yeme yarışma olaylarında kendime çok güveniyorum. Amma ve lakin yaşanmadan bilinmez. Hava yapıyoruz da masanın başına geçtim mi öyle olmuyor. Cordyceps'ten hatırlayın çiğ köftede. Öyle nefes verirsin. Bütün ömrünü çiğ köfteyle geçirmiş bir adam. Amma ve lakin... Lan! Lan! Manyak ya! Her şeyi mi bozdu ya? Grep gömdü. Hadi bekletmeyeyim. Saat 9 olmuş. Girelim mi oyunlara? Şşş!